İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem Özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Sayın Metin Bulut stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyhun Bey. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet değerli seyirciler, Sayın Cumhurbaşkanımız dün Elazığ teşrif etmişlerdi ve 24 Ocak'ta meydana gelen depremin birinci yılı anısına bir anma töreni düzenlenmişti ve aynı zamanda da yapımı tamamlanan konutlar için bir teslim töreni düzenlenmişti. Tabii her ne kadar resmi olarak programda iki programı bulunsa da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yoğun ve çok yorucu bir gün geçirdik dün itibariyle. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yoğun bilgi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na başta bakanlarımız Sayın Murat Kurum ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere neredeyse kabinenin tamamına yakını bir kadroyla Elazığ'dalardı. Ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş Elazığ'dalardı. Tabii tüm bu ziyaretleri, programları Sayın Vekilimizle birlikte konuşacağız. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyelim Sayın Vekilim. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Tabii 24 Ocak 2020 evet. Tarihi Elazığ için acı bir tarih. Üzerinden dün itibariyle tam tamına bir yıl geçmiş oldu Sayın Vekilim. Elazığ'da 37 vatandaşımız ve Malatya'da da 4 vatandaşımız vefat etmişlerdi. Bu 41 vatandaşımız. Toplamda 41 vefatımız vardı. Tabii bir yıllık bir süre çok çabuk geçti aslında bakılırsa. Daha dün gibi o acıları taze olarak yüreğimizde hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii birinci yıl dönümü münasebetiyle Elazığlıların acısını ortak olmak için Elazığlıları yalnız bırakmadı. Öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a gelişini konuşalım isterseniz. Neler söylersiniz efendim? Evet, öncelikle ben hayatını kaybetmiş olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Tam bir yıl, evet tam bir yıl geçti üstünden. Tabii çok farklı duygular içerisine girdik. Ben 24 Ocak'ta da 24 Ocak'ta da Elazığ'daydım. Evet. Yani depremi Elazığ'da yaşadım. O gün hissettiklerim ve bugün hissettiklerim bir duygu karmaşası. Bir baktık ki o gün aynı ekiple dün burada olan sizin de ifade ettiğiniz gibi kabinenin pek çok bakanı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız 24 saat içerisinde gelmişti. O gün yıkılan binaların önündeydik, enkazın önündeydik. Bugün Allah'a hamdolsun yapılan, bitmiş olan, teslim edilmiş olan, bacası tüten binaların önündeydik. Çok farklı bir duygu karmaşası oldu bizim açımızdan. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Hakikaten çok zor ve sıkıntılı günlerdi. Mevsim yine bugünkü olduğu gibi çok sertti. Kış şartları çok sertti. Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Hani çok zor bir şey, ilk defa karşılaştığımız bir şeydi. Olayın boyutu çok büyüktü. Evet. 6.8'lik bir deprem her ne kadar can kaybıyla adlandırılamayacak kadar büyükse dahi gerçekten onun etkileri ondan daha da büyüktü. Kesinlikle. Ne yapacağımızı doğrusunu söylemek gerekirse bireysel anlamda söylüyorum. Böyle şaşırmış durumdaydık. Vatandaşımız da öyle. Bir yandan işte çadır temin etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan çadıra yerleştirdiğiniz vatandaşların ısınmasını sağlamak için mücadele ediyorsunuz. Bir yandan yeme içme, bir yandan çalışanlar, bir yandan ekipler, il dışından gelenler. Ama gerçekten niyetler iyi olunca Rabbim de bir yol açıyor, bir kolaylık oluyor. Buna rağmen bir dönüp baktığımda ya o kadar güçlüğün altından nasıl kalkabilmişiz şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Evet. Ben hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elazığ halkı adına teşekkür ediyorum. Şundan dolayı eğer o böyle bir anlam yüklemeseydi, böyle bir ehemmiyet yüklemeseydi belki bu kadar hemen anında müdahale edilmeyecekti. Bakanlarımız geldiler sağ olsunlar. Ama onun talimatıyla geldiler Sayın Bakanlarımız ve onlar da geldiklerinden itibaren gerçekten üstlerine düşen den çok daha fazlasını yaptılar. Sadece bakanlar gelmedi. Emin olun o gün bütün bakanlıklar geldi. Evet. Yani bütün genel müdürler geldi, daire başkanları geldi. Yani bakanlıklar kendi imkanlarıyla geldi. Resmen yani Elazığ
devletin üst düzeyde yönetildiği bir kadro tarafından kuşatıldı ve onlar elinden gelen her şeyi yapmaya başladı. Tabii devlet aklı ortaya girince, devlet aklı bu işi ele alınca biraz daha organize şekilde biz aşama 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 o günkü güçlüklerin hepsini atlatabildik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Tabii o günden bugüne hızlı bir şekilde binaların inşası başlandı. Ki bunun bu şekilde sonuçlanmasının asıl sebeplerinden bir tanesi, demin ifade ettiğim gibi, üç bakanımız geldiler, epey kaldılar. Sonra iki bakanımız bir aydan daha fazla resmen Elazığ'da kaldılar. Evet. Tabii o bir aylık dönem aslında bütün her şeyin planlandığı, hesaplandığı, haritasının yapıldığı, yol haritasının belirlendiği bir dönemdi. Böyle olunca onlar ayrıldıktan sonra da çalışan saat gibi tıkır tıkır işlemeye başladı. Ondan sonra vaat ettiğimiz şekilde biz binalarımızı yapıp teslim etmeye başladık. Eğer böyle olmasaydı, ya böyle bir afeti yaşamış bir ilde bu ortamda sizin ilkini 6 ayda teslim ettik. 6 ayda bina teslim etmeniz mümkün olabilir miydi? 8. ayda bir diğer binayı teslim etmeniz, 9. 10. ayda diğer binaları teslim etmeniz, 11. ayda işte 2500, 3000'e yakın konutu teslim etmeniz, işte bir seneyi doldurduğumuzda da 8000 tane konutu taşınabilecek bir hale getirmeniz, şekle getirmeniz mümkün olabilir miydi? Olamazdı. Niye olamazdı? Çünkü bu ciddi bir altyapı gerektiriyor. O gün bunun altyapısı yapıldı. Yani o bir ay boyunca bunlar kurgulandı, yazıldı, planlandı. Daha sonra Ankara'dan da takibi yapılarak çok hızlı şekilde bunların yapılması gerçekleşti. Bakın, çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir ilin yeniden inşasından bahsediyoruz. O kadar meşakkatli bir süreç ki, dün bir tane amcamızın videosu vardı. Çok böyle dokunaklı, öz bir söz söyledi. Ya dedi ki, konuşmak kolay, yapmak zor. Yapmak zor, evet. Hakikaten konuşmak kolay. Çıkabilirsiniz, diyebilirsiniz. Ya bunu neden yapmadınız, bunu niye böyle yapmadınız, bunu niye böyle yaptınız da böyle yapmadınız. Bunların hepsi kolay. Ama zor olan hakikaten bunu yapabilmek. 20 bin konuttan bahsediyoruz. 19.500 konuttan bahsediyoruz. 5 ile çarptığınızda 100 bin insanın barınacağı pek çok il büyüklüğünde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Elazığ içinde yeniden bir il yaptık. Yeniden bir il inşa ettik. Çok kısa zaman içerisinde. Bunun finansmanı başka, bunun inşaat aşaması başka, bunun diye hiçbir şeyi de vatandaşımıza yansıtmadan yapmaya çalıştık. Bu bugün güçlü devlet olmanın getirmiş olduğu en büyük imkanlardan bir tanesi. Sadece güçlü devlet olmakla da alakalı değil. Güçlü devlet olabilirsiniz ama insanınızı merkeze koymazsınız. Yine bunları yapmazsınız. Yani pek çok ülke böyle yapıyor. Pek çok ülkede bu tür afetler yaşandığında, ki bakıyoruz, televizyonlarda izliyoruz. Pek çok dünyanın pek çok ülkesinde, pek çok kentinde sürekli afetler oluyor. Peki o ülkelerde devletler, hükümetler, mevcut hükümetler bizim koştuğumuz gibi afetzedelerin derdine derman olmaya koşuyor mu? Hayır. Diyor ki, eğer senin deprem sigortan varsa git kardeşim yapsın. Eğer senin konutla alakalı işte konutunu teminat altına almışsan sigorta şirketin yapsın. Eğer sağlıkta bile senin sağlık sigortan varsa sigortan ödesin. Yoksa kardeşim ben bunu ödemekle mükellef değilim, diyor. Bizde öyle mi? Bizde öyle değil. Her afet zede bizim için önemli. Her afet zedeyi önemsiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Evet. Yani Giresun'da da olsa devlet koşuyor. İzmir'de. Adıyaman'da da olsa koşuyor. İzmir'de de olsa koşuyor. Elazığ'da da olsa koşuyor. Malatya'da da olsa bir şekilde zaten koşup, yani bunu bu gördük. Zaten Sayın Vekil'in tam bir felaketler yılıydı. İşte Van'da, evet, maalesef işte felaket yaşandı. Az önce bahsettiğiniz Giresun'da, işte yine Elazığ'da, İzmir'de. Ama devletimiz tüm imkanlarıyla afet nerede olursa olsun oraya yetişti ve yapması gereken neyse onu yapmaya çalıştı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın Elazığ programına bakacak olursak Sayın Vekilim, ilk olarak uçaktan indikten sonra hemen bir kendisi için hazırlanmış olan bir helikoptere binerek
yapımı devam eden ya da tamamlanan 19 farklı lokasyondaki inşaat alanlarını gezdi, havadan kontrolünü. Belki de aslında en sağlamı da buydu. Çünkü hem araçla, karayoluyla hem bir vakit harcanacaktı ama havadan biraz daha hakim olunacaktı olaya. Sayın Bakanımız da kendisine eşlik etti ve incelemelerini yaptı. Sonrasında da Yazı Konak'ta zaten bir halka hitap etti ve sonrasında kendisinin bir açıklaması vardı. Bu programları nasıl gördünüz? Sayın Cumhurbaşkanı'na ilgi ve alakayı biz evet. aslında bir gazeteci olarak üst düzey bir karşılama töreni oldu. Üst düzey evet. bir ilgi alaka vardı. Sizler nasıl gördünüz efendim evet. bu süreci? Demin ifade ettiğiniz gibi iner inmez helikopterle şöyle bir kentin üzerinde gezdi. Biraz bizim talebimizdi ama kendi de bunu istedi. Çünkü dediğiniz gibi resmin tümünü görmek, yukarıdan görmek çok daha etkili. Hepsini tek tek gezdirseydik belki bir zaman kaybı olacaktı. Belki de bir bütünü bu kadar kolay anlatamayacaktık. Evet. Adeta bir circle çizdik. Yani işte başladı. Gümüşkavağı'nı oradan Yemişlik, Bızmışen, Abdullah Paşa, Zafran, onun üstünde Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, yine Çatalçeşme, Çatalçeşme'den Karşıyaka, o hattın hepsini gördü evet. ve ondan sonra da tören alanına geldi. Tabii pandemi şartlarından dolayı biz sıkı tedbirler aldırmıştık. Bundan dolayı da bir kalabalığın olmasını istemedik. Yani çünkü bir yandan pandemiyle mücadele ediyoruz. Şimdi bugün Elazığ'da vaka sayılarını çok aza indirdik. Evet. Sayın Valimize de, Sağlık İl Müdürümüze de, sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ya bir yandan da böyle bir törenle biz bunu yeniden riske etmeyelim istedik. Uygun da değil. Yani tepki de alabilecek bir şey olduğu için kesinlikle bir kalabalığı arzulamadık. Ama buna rağmen yani hiçbir organizasyon olmayışına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a geleceğini duyan vatandaşlarımızı engelleyemedik. Evet. Yani bir şekilde yollarda insan selleri oluştu. Allah'tan hani yola yayıldığı için sosyal mesafelere de uyulmuş oldu kısmen. Evet. Yine bir baktık ki yani çadırda sadece planladığımız testleri de yapılmış. Hı hı. Sadece bu işle alakalı olan kişilerin orada olacağı, yine ev teslimi olacak kişilerin olduğu, şöyle 100-150 kişilik bir grupla biz bunu yapıp orada töreni yapıp ulusal düzeyde paylaşmayı arzu etmiştik ama Sayın Cumhurbaşkanımız alana geldiğinde bir gördü ki binlerce insan kendiliğinden insan seni gelmiş ve orada onu karşılamaya gelmiş. Tabii bunu görünce dayanamadı. Her zaman yaptığı gibi kesinlikle bayanlar ve yaşlılar olunca otobüsü çevirdi. Şöyle bir otobüsü çevirdi. Otobüsün üstüne çıktı ve oradaki vatandaşlarımıza seslendi. Bunu hep yapar. Vatandaşımız kendisine önem vermişse, kıymet vermişse, zaman ayırmışsa, kalkmışsa, gelmişse, saatlerce onu beklemişse evet. o içerideki program 3 saat de aksasa o vatandaşı kesinlikle şey yapmaz. O talebini geri çevirmez. Zaten birden evet. Saat 14 şurada ama da gördüğünüz gibi televizyonlarda saktı. Evet, bir çıktı. Orada seslendi. Hatta içi şeye bile yandı. Ya bu kadar vatandaşımız buradayken döndü Altus'a dedi ki ya niye dev bir ekran kurmadınız ki? İki defa içeride yapacağımız konuşmayı şuradaki vatandaşımız da İzlesin. Dinlesin diye Altus'a da böyle şakayla bir takıldı evet. Altus firmasına. Evet. Tabii bizler böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Böyle bir kalabalık toplanacağını hani çok da arzu etmiyorduk pandemiden dolayı ama vatandaşımızın teveccühü spontane gelişti. Ben bütün vatandaşımıza, Elazığ'lı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yani bir yandan da böyle bir dilemma içerisindeyiz. Çıkmaz bir yandan işte vatandaşın gelmesini istemiyorsunuz ama bir yandan da o coşkulu kalabalığı görünce mutlu oluyorsunuz. Böyle bir çelişkiyi yaşadık mı yaşadık yani evet. ifade etmek istiyorum ama düşünün yani dünyanın hiçbir yerinde organize etmeden, bir miting düzenlemeden İnsanlar kendiliğinden bu kadar toplanmaz. Tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımıza Elazığ halkının göstermiş olduğu teveccüh. Onun bizde müstesna bir yeri var. Ama şunu da biliyoruz ki bizim de onun kalbinde
müstesna bir yerimiz olduğunu biliyoruz. Bütün Elazığ'ın, Elazığlıların. Bunu nereden biliyoruz? Naçizane ben yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesiyim. MKYK üyesiyim. Orada Elazığ denildiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gözlerinin parlamasından anlıyoruz. Yani Elazığ'la alakalı her talebimizin anında talimatlandırılmasından anlıyoruz. Elazığ gerçekten çok önemsiyor. Bölgede milli ve manevi değerler açısından bölgenin teminatı olan illerden bir tanesi olduğunu biliyor. Ben geçen işte bir şeyle alakalı bahsederken bana döndü dedi ki ya onlar dedi Gakkoların kim olduğunu bilmiyor dedi. Sizin adınızın Gakko olduğunu bilmiyor mu dedi diye bir latife de yaptı. Böyle bir teveccühü var. Bu teveccühten dolayı da bir kalabalık oluştu. O da o kalabalığı çevirmeme adına spontane çıktı ve otobüsün üstünden dahi olsa seslendi. İçeride anahtar teslim törenini yaptık. Her yere götürmemiz mümkün olmadığı için 3 tane yerde de temsili görüntülü telekonferansla bağlantı yaptık. Daha sonra İpek Yolu'na geçtik. İpek Yolu tabii kendilerinin himayelerinde yürüttüğümüz bir projeydi. Bugüne kadar pek çok kez İpek Yolu ile alakalı ben ve Leyla Şahin Usta, Mücahit Başkan, Mücahit Yanılmaz Başkanımız gittik. Defaten yanına gittik. Orada her defasında tabii kağıt üzerinde izah ediyorduk. Efendim bunu yapacağız, şunu yapacağız. Daha sonra ikinci aşama şunu yaptık, bunu yaptık. Daha sonra şöyle oldu, bakın böyle oldu dedik ama ilk defa tabii fiziki yapıyı yerinde görme bugüne nasip oldu. Bizim çok önemsediğimiz işlerden bir tanesi. Niye önemsediğimiz işlerden bir tanesi? Yani 19 yıllık iktidarımızda gerçekten çok büyük işler yaptık. Yani bunu vatandaşımız da gördü, takdir etti. Bundan dolayı da hep destekledi, desteklemeye devam ediyor. Ama şunu biliyoruz. Yani biz ülkeyi imar ederken gençliğimizi ihmal etmemeliyiz. Yani böyle bir lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Elazığ'ı da imar ederken gençliğimizi ihmal etmemeliyiz. Evet, Güney Çevre Yolu'nu yapacağız. Yaptık ve bitti. Evet, Kuzey Çevre Yolu'nu da yapacağız. Onu da yaptık, bitti. 6. bölgeyi de getireceğiz. O da bitti. Havaalanını da yapacağız. Kurum binalarını da yapacağız. İşte doğalgazı da ilçelere kadar getireceğiz. Bu konuda ne lazımsa onları yapacağız. Bunlar yapılır. Kömürhanı da yapacağız. Diğerini de Kuzovay'ı da yapacağız. Ama aynı zamanda biz bu yapmış olduğumuz şeyleri teslim edeceğimiz, bu emaneti teslim edeceğimiz gençleri de bu emanete sahip çıkacak şekilde yetiştireceğiz, yetiştirmek zorundayız. Bundan dolayıdır ki ben bugüne kadar Allah nasip etti, milletimizin de teveccühüyle pek çok şeyin altına imza attık. Yani pek çok yatırımın altına imza attık ama bana dönüp deseniz yani bunlar içerisinde sizi en çok mutlu eden hangisi? Bunlardan bir tanesi İpek Yolu, bir tanesi de Harput'taki külliye derim. Çünkü ikisi de insana yapılan yatırım. Biraz Sayın Vekilim, yani İpek Yolu demişken aslında vatandaşlarımız tam olarak orada ne olduğunu, oranın hangi amaçla yapıldığını, buradan kimlerin faydalanabileceğini, hangi şartlarda faydalanabileceğini henüz tam olarak bilmiyorlar. Biraz burada detaylı olarak açarsak tamam. Neler söylersiniz efendim? İnşallah. Tabii İpek Yolu bir defa Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi. Hı. İki tane temel kitlemiz var. Vatandaşımız anlasın diye böyle tane tane ve bizim tanımlamamızın dışında anlatacağım. Evet. Birinci hedefimiz gençlik, ikinci hedefimiz çocuklar. Bunların eğitimiyle alakalı her türlü altyapının bulunduğu bir tesis yaptık. Bunun içerisinde robotik kodlamadan tutun, işte hat, minyatür, tesip ileride onları da koyacağız. Onların da bulunduğu... Çocuğun bir elinin teknolojide, bir elinin de toprakta olduğu, diğer taraftan da hayatın gerçeklerinin olduğu, işte bütün nebatatı tanıdığı, bütün bitkileri tanıdığı, hayvanları tanıdığı, doğayı tanıdığı bir ortam oluşturduk. Yani bir yandan domates fidesinin nasıl ekildiğini bilecek, görecek, biber fidesinin nasıl ekildiğini ve o biber kurutmalarından nasıl işte biz kofik deriz, kofik yapıldığını da görecek, patlıcanın da nasıl yetiştiğini görecek ama şuradaki bir yazılımla şuradaki bir elektronik cihazı nasıl kontrol edebileceğini de görecek.
Yani evet. Bu dengeyi sağlayacağız. Bunu, bu eğitimi kime vereceğiz? Bir defa Elazığ'da yaşayan bütün vatandaşlarımız buradan istifade edebilecek, faydalanabilecek. Onun dışında bizim milli kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, değer sistemimizi, inanç sistemimizi tanımak isteyen herkes, onlar da buradan istifade edebilecek. Ve biz bunu yaparken ücretin mukabilinde yapmayacağız. Ücretsiz yapacağız. Evet. Niye ücretsiz yapacağız? Çünkü biz bu çalışmaların finansmanını Avrupa Birliği projeleriyle yapacağız. Yani sesli düşünüyorum. Mesela şöyle bir serzeniş duyduk diyelim. Bizim pek çok gurbetçimiz var Almanya'da. Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Elazığlılar dedi ki, ya bizim çocuklarımız 10 yıldır, 15 yıldır hep Almanya'da. Onlar Elazığ'ı bilmez. Onlar Türkiye'yi çok bilmez. Ama biz bilmelerini istiyoruz. Elazığ'ı da tanımalarını istiyoruz. Bununla alakalı biz gençlerimizi nasıl gönderebiliriz, ne yapabiliriz dediklerinde biz gireceğiz devreye. Bir proje yazacağız. Bir dernek adına, vakıf adına. Bununla alakalı da bir vakıf kurduk. Oradaki gençleri alacağız. Gençleri getireceğiz. Buradaki ortamı da sadece eğitime yönelik değil, keyifli, zevkli bir şekilde hazırladık. Yani bir yandan o robotik kodlamayı yapacak, bitkiyle uğraşacak. Bunlar keyifli şeyler ama bir yandan da at binebilecek, ok atabilecek, paintball oynayabilecek, gezebilecek, dolaşabilecek, bir amfiteyatronun etrafında oturup sohbet edip yazın kamp ateşi yakabilecek alanlar oluşturduk. Toplamda herhalde 250 dönümlük, evet, yaklaşık 220 dönümlük bir alan. Evet. Ama bu alanda sadece çok az bir yere bina yaptık ve binaların hepsini de Selçuklu mimarisi, bizim kadim kültürümüze uygun bir mimari şeklinde yaptık. Çok katlı binalar yapmadık. Baktığınızda her biri sanki 100 yıllık, 150 yıllık binalarmış gibi, önceden yapılan binalarmış gibi binalar oluşturduk. Bu binalar da eğitimimizi ve diğer hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Onun dışında o alanda 100 bine yakın da bitki ektik. Yani o alanı da komple yeşillendirdik. Yani şöyle, yeşillikler içerisinde kaybolmuş olan o binaların olduğu bir ortamda hem Elazığ hakikaten nefes almış olacak, hem de oradaki vatandaşlar çok keyifli, çok gençler eğlenceli bir şekilde zaman geçirecek. Yani kaliteli zaman geçirecek. Bir yandan da onların ufkunu açmış olacağız. Mesela, onların yönünü geleceğe çevireceğiz. Sayın Vekil, mesela Elazığ'dan herhangi bir vatandaş çocuklarını alıp götürüp oraya bir gün orada geçirebilme imkanı var mı? Şöyle ya? Yok. Ne zaman başlayacak? O başka tabii. Tabii Elazığ'daki vatandaşlar oradaki günübirlik şeylerden faydalanabilecek. Yani mesela işte orada ileride hat tesip açtığımızda onlardan faydalanabilecek. Ata bindirebilecek, oka götürebilecek. Bunlar yapabilecek. Hizmetler ücretsiz tabii, mi? Ücretli mi olacak? O kısımlar farklı. Belki evet. O kısımlarda. Benim orada kastetmiş olduğum şey şu. Yani biz Almanya'dan aldığımız, getirdiğimiz, burada yaptığımız insanların hiçbirisinden ücret almayacağız. Evet. Onlar çünkü bir proje karşılığında olacak. Onun ücretini aslında alacağız. Evet. Kimden alacağız? Biz Avrupa Birliği'nden alacağız. Yani değişik fonlardan alacağız. Elazığlı vatandaşımız orada belki bireysel anlamda kullanamayacak onu. Ben burada bir ok atayım diyemeyecek ama bizim okçulukla alakalı bir iki tane kulübümüz var. Öyle biliyorum. O kulüplerimiz üzerinden gelip kullanabilecek. Belki veya kurs imkanı olabilir. Atçılıkla alakalı bir kulüp üzerinden gelip kullanabilecek. Çünkü öyle çok kontrolsüz bir ortamda oluşturduğunuzda tabii bunu kontrol etmeniz, bunu etkili bir şekilde yönetebilmeniz mümkün değil. Bu olmadığı için onu biraz daha kontrollü bir şekilde kullandırtacağız. Yani neticede şunu söylüyorum. Kullanmak isteyen herkes bir şekilde istifade edecek ve kullanacak. Bununla alakalı çalışmaları yapıyoruz. Gerçekten Sayın Vekilim, yani bizler de dün ilk kez ben şahsım adına gördüm. Muhteşem bir mimari ve az önce sizin de bahsettiğiniz o donatı alanlarıyla birlikte inşallah Türkiye'de örnek bir proje. Bundan sonra diğer illerde de bu tarz binaların yapılması temenni ediyoruz. Şu anda tek yani evet, Türkiye'de benzeri yok. Yani bir
geleneksel sporlar kulübünün Ankara'da yapmış olduğu benzer bir şey var. Ama orada mesela yatakhane imkanı yok. Kalınacak bir ortam değil. Günübirlik kullanım alanı. O farklı. Tabii o da çok güzel olmuş. Ama şurada yaptığımız Türkiye'de hiçbir örneği olmayan, belki de bundan sonra bütün illerde de örneklik oluşturabilecek tesislerden bir tanesi. Şöyle dönüp baktığımızda şu baki kalan kubbede bir hoş sada bıraktığımızı göreceğiz inşallah onunla. İnşallah. Tabii Sayın Vekilim, tekrardan Cumhurbaşkanımızın programına dönmek istiyorum ben. Yazlı Konak'taki toplu konut idaresinin yapmış olduğu konutların teslimat töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız bazı evlere video konferans yöntemiyle bağlandı. Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın gidişinden sonra biraz sosyal medyada da bu kısım biraz tartışma konusu oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bağlantı kurdu. Bir evde Sayın Zülfü Togaağar vekilimiz vardı. Bir evde Zülfü Demirbağ vekilimiz vardı. Ama iki evde de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuştuğu aile bireylerinde ilk sorusu eviniz 3+1 mi şeklinde. Ama iki evden de 2+1 cevabı aldı. Burada yani şöyle bir algı da oluştu. Yani acaba Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'da yapılan evlerin tamamının 3+1 olduğu yönünü mü biliyor? Yani böyle bir yanlış yönlendirme mi yapıldı acaba Sayın Cumhurbaşkanımıza? Tam aksine şunu söylemek istiyorum. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. Biz orada belirlediğimiz hiçbir evi özel belirlemedik. Eğer böyle bir algı oluşturmak isteseydik biz 3+1 olan evleri seçerdik. Orada çok böyle memnuniyet ifade eden, övgü dolu sözler söyleyen aileler veya o ailelerle alakalı bir takım telkinlerde bulunurduk. Hiç bunların bir tanesini yapmadık. Rastgele. Evet. Yani siz işte Karşıyaka'da, siz şu mahallede, siz işte değirmen önünde bir eve gidin ve oradan bağlanın dedik. Yani niye? Kim olursa. Önemli olan orada vatandaşın ne düşündüğü. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldiğinde gelme amaçlarından bir tanesi tabii yapılanları görmek kadar yapılanların toplumsal etkisini de ölçebilmek. Ya biz yaptık, vatandaşımıza verdik ama vatandaşımız acaba ne düşünüyor? Şimdi bunu öğrenebilmenin en güzel yollarından bir tanesi random, yani rastgele seçmiş olduğunuz evlerde orada gittik. Bir tane milletvekillerimiz de o gün, o sabah dedik ya gidin Karşıyaka'da bir tane eve. Oradan bir eve girdiler. Kapılarını çaldılar ve orada bunu orada vatandaşın kanaatlerini aldılar. Evet. Ya biz de bunu yapıyoruz. Yani biz de biten konutların çoğuna gitmişizdir. Orada birkaç tane eve girmişizdir. Vatandaşın o yapılan konutlarla alakalı kanaatinin ne olduğunu almışızdır. Yani bir şekilde burada yapmış olduğunuz işin etkisini ölçüyorsunuz. Yani yaptık ama ne oldu? Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu, güzel mi oldu? İşte oradaki memnuniyetin objektif bir şekilde yansıyabilmesi adına hiçbir hazırlığımız olmadı. Evet. Eğer böyle bir iddiamız olsaydı, yani sadece hepsinin 3+1 olduğunu söyleyip Sayın Cumhurbaşkanı, biz 3+1 seçerdik, bundan aciz değildik. Yani bu dediğinizin tam aksine. Başka bir niyetle başka bir iş yapabilirdik ama kesinlikle o gün böyle rastgele seçmiş olduğumuz ailelerden, evlerden onların kanaatine, gerçek duygularını Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşsınlar istedik. Onlar da işlerinden geleni söylediler, memnuniyetlerini ifade ettiler. Emin olun çok eve gittik. Yapılmış olan, teslim edilmiş olan, bacası tüten çok eve gittik. Oradaki duaları gördüğünüzde, duaların ne olduğunu gördüğünüzde çok etkileniyorsunuz. Hakikaten yapmış olduğunuz şeyin yorgunluğu bir anda üzerinizden kalkıyor. Bir anda rahatlıyorsunuz. Helali hoş olsun diyorsunuz. Yani o yüzden bazen bu işlerden uzak olan kişiler çok acımasız eleştiriler yapıyor. Bakıyorsunuz adam hak sahibi değil. Adam hiçbir konutu görmemiş, köy evini görmemiş. Efendim diyor köylerde böyle yapılmış, Malatya'da şöyle yapılmış, şurada böyle yapılmış. Oradaki evin nasıl bir ev olduğunu o evin içinde oturan adama sormak lazım. Evet. Yani biz gittik mesela, geçen bir ev, adam şöyle bir şey dedi. Bir tanesi diyor ki ya kardeşim prefabrik yapı olur mu? Bir diğeri de diyor ki ya ne kadar güzel bir ev yapmışsınız. Yani bir tane diyor elektrikli soba yaktık. Yalıtım o kadar mükemmel ki evin hepsi ısındı diyor.
Bir yandan da bunu memnun. Ama bunu söyleyen adam içinde oturan adam. Eleştiren adam o evin nerede yapıldığını bilmeyen, ne şekilde yapıldığını bilmeyen, çelik konstrüksiyonun ne olduğunu bilmeyen adam. Bunlar da normal karşılıyoruz. Evet. Neticede yani siyaset yaparken siyasi rakipleriniz de oluyor. Yani aslı astar olmayan ifadelerle de sizi yıpratmaya çalışıyorlar, ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Ama bunlara çok kapılmamak lazım. Önemli olan hakikaten düzgün iş yapmak, doğru iş yapmak, hakkaniyete uygun iş yapmak. Evet. Tabii Sayın Vekilim, Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ ziyaretinden bir gün önce Sayın Murat Kurum gelmişti. Bizler de kendisine yaptığı ziyaretlerde eşlik ettik. Şunu gördük Sayın Vekilim, Sayın Kurum'un yanına kim yaklaşabilirse kendisinden iş talebinde bulundu. Tabii Elazığ depremi hemen ardından pandemi süreci zaten bitik olan ekonomiyi iyice sekteye uğrattı. Elazığ'da şu anda yani bu öncelikli olarak barınma sorununun akabinde ilk sırada işsizlik geliyor maalesef. Çok sayıda işsizlik yönünde iş talebi vardı hem Sayın Bakanlarımıza hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza. Tabii ilim ve milletvekili olarak efendim bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz ilerleyen süreçte? Yani çok haklı bir şey söylüyorsunuz. Özellikle sadece bu Elazığ'ın şu anda içinde bulunduğu bir sıkıntı değil. Yani sadece Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir sıkıntı değil. Tabii istihdam dünyanın şu anda en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bunun temel birkaç tane sebebi var. Yani teknolojinin gelişiyor olması dahi bu işle alakalı bir sebep. Evet. İşte bakıyorsunuz eskiden işte 100 milyona yapılan bir yerde 10 tane işçi çalışıyordu. Şimdi milyon dolara yapılan yerde 5 tane işçi çalışmıyor. Hepsi otomasyon. Yani bunun getirdiğiyle birlikte kamunun artık geçmişteki gibi sadece istihdam kaynağı olmayışı ki böyle yaptığı dönemlerde artık ülkenin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Yani evet. Şunu yapabilirsiniz. Bütün milletten topladığınız her şeyi geçmişteki dönemlerdeki gibi sadece personele maaş olarak ödersiniz ama bir dönem sonra o adamın sağlık sigortasında karşılayamazsınız, sağlığında karşılayamazsınız. Yine sigorta yine yağ kuyrukları oluşmaya başlar, yine ilaç sıraları oluşmaya başlar. Yine vatandaşın o geçmişte yaşamış olduğu mağduriyetler yaşar ya da bunu özel sektöre devredersiniz. Bununla alakalı yapılacak tek şey şu. Ben çıktığım bütün televizyon programlarında da söylüyorum. Kamu yatırımlarıyla bir ilin ne istihdam problemini halletmesi mümkün, yani ne de sadece kalkınıp gelişebilmesi mümkün. Öyle olsaydı yani çok daha farklı olurdu. Bugün Elazığ kamu yatırımlarından en fazla yatırımı alan illerden bir tanesi. Niye öyle? Çünkü bölge müdürlüklerinin hepsi Elazığ'da. Yani biz şu anda bölgede kamu yatırımlarını en fazla alan illerden bir tanesiyiz. Peki Gaziantep kadar güçlü müyüz? Değiliz. Yani bir gerçekten bahsediyorum. Kayseri kadar güçlü müyüz? Değiliz. Peki Kayseri gücünü, Gaziantep gücünü almış olduğu kamu yatırımlarına mı borçlu? Değil. Özel sektöre, sanayisine borçlu. O yüzden ben özellikle şahsımla alakalı söylüyorum. Milletvekili arkadaşlarım da öyle düşündüğünü biliyorum. Biraz da iş dünyasından gelmiş olmam hasebiyle Elazığ'ın kalkınmasının yolu Elazığ'ın sanayisinin iş dünyasının kalkınmasından geçtiğine inanıyorum. Evet. O yüzden bütün gücümüzü aslında tabii bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz. Biz sanayinin gelişmesiyle alakalı çabaya harcamak zorundayız. Ondan dolayıdır ki OSB'lere çok yüklendik. Hatırlarsınız yani şu televizyonlara çıkıldığında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi OSB'deki tesislerin hepsi boş yatıyor. Evet. İşte OSB'de tesisler şu anda çalışmıyor idi. Şu anda ondan geldiğimiz nokta OSB'nin %100'ünün dolu olduğu. Boş yer bulunamadı. İkinci OSB'nin şu anda çalışmalarının başladığı. Üçüncü OSB'nin yine işte besi organize sanayi bölgesinin yapılmaya başlandı. Yine artık ilçelerimizde bile OSB ihtiyacının oluştuğu Kuvancılar Polu Karakoçan ekseninde bir yeni OSB'nin planlandığı bir döneme girdik. Biz bununla istihdamın ancak bunun önüne geçebiliriz. İşte bir tekstil firmasını getirdik Elazığ'a.
3500 kişi yakın zamanda çalışacak inşallah. Şu anda 400-500 kişiyle başladı. Yani çok önemli. Kaç işletme aslında olsa 10 tanesi 35 bin bakın. Evet, işsizliği bitirebilecek bir işletme olabilir. Bu tarz işletmelerin tabii kısa zamanda artmasını temenni ediyoruz Sayın Vekilim. Demin ifade ettiğim gibi 10 tanesi 35 bin anlamına geliyor. Yani o yüzden bizim bu saatten sonra yönümüzü sanayiye çevirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Tabii Sayın Vekilim, 24 Ocak depreminin hemen ardından Elazığ'ın yaşamış olduğu en büyük sorun kuşkusuz orta hasarlı binaların durumuydu. Tabii 27 Aralık depremiyle beraber 27 Aralık depremi yeni bir deprem kabul edilip yeniden bir hasar tespit süreci başlatıldı ama aldığımız bilgilere göre orta hasarlı birçok binanın da ağır hasara dönüştüğü yönünde. Şimdi süreci size soracağım ama sizin programına çıkacağınızı öğrenen Sarayatik Mahallesi Muhtarımız özellikle bir size yönetmemin istediği bir soru var. İsterseniz bu soruyu yönelteyim aslında. Tabii ki. Benim de soracağım birçok soruyu toparlayacak bir soru. İyi yayınlar diliyorum Ceyhun Bey. Sayın Vekilimize de selamlar demiş. Orta hasarların büyük bir çoğunu ağır hasara döneceğini yetkililer söyledi. Orta hasardan ağır hasara dönen vatandaşlarımız önümüzdeki kurallara girebilecekler mi? Orta hasarların ağıra döndükten sonra en az 5000-6000 konuta daha ihtiyaç olacak. Şimdiden rezerv alanlarını belirleyip ihalelerini yapmak ve bir an önce inşaatına başlamak daha doğru olmaz mı? Çünkü sonuçların açıklanması, hak sahipliği, itiraz süreci derken en az 4-5 ay geçmiş olacak demiş Sayın. Yani çok yerinde bir soru sormuş. Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de haklı bir endişe. Tabii orta hasarla alakalı önce şunu söyleyeyim. Tabii orta hasar denildiğinde önce şöyle bir kısım kesimden ya kardeşim bu işin ortası olur mu? Ne demek orta hasar denildi. Evet. Ama bugün baktık ki 5.3 şiddetinde orta hasarlı olan yerler ağır hasara tahvil olmuş, dönüşmüş. Demek ki orta hasar diye bir şey varmış. Yani eğer bugün onlar orta hasarlı olmasaydı ne olacaktı? Yani demek ki gerçekten denildiği gibi güçlendirilmesi gereken bir sınıfmış. Bununla alakalı iki kesim vardı. Bir tanesi orta hasarlarla alakalı en çok gelen talep %90'ı şuydu. Bunu çözdük. Yani ya kardeşim orta hasar dediniz ama ben güçlendirme de yapsam benim içime sinmez. Ya benimki de ağır hasar olsun diyen bir kesim vardı. Şimdi orta hasarların çoğu gördük ki 5.3'lük depremde evet yani sarsılmış ve ağır hasara dönüşmüş. Bunlar ağır hasara tahvil oluyor çoğu. Yani bekleyenlerin de %50'si 60'ı bu şekilde dönüşüyor. Diğer bir sıkıntımız kaldı orta hasarla alakalı. Şimdi bir kesim de şunu söylüyor. Diyor ki ya kardeşim benim evime orta hasar dediler ama benim evimde gelin bakın bir çizik dahi yok. Tabii biz bunun hafif hasara dönüşmesini istiyoruz. Tabii bunun altına hiçbir teknik eleman, hiçbir yetkili, hiçbir siyasi imza atamıyor. Yani çünkü bir riski var. Bir, evet bir vebali var. Evet. Yani en çok bir vebali var. O yüzden şu anda tek çözemediğimiz nokta bu. Yani anlaşamadığımız nokta bu. Evler yeniden kontrol edilmeye başlandığında şöyle bir beklenti oluştu. Ya orta hasardan ağır hasara dönüşecek, bir kısmı da hafif hasara dönüşecek. Yani bir depremin etkisi bir binayı geriye götürmez ki. Yani daha sağlam kılmaz ki. Evet. O yüzden hani bunun oluşması mümkün değildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buna müsaade etmedi. O yüzden sadece öyle bir sıkıntı kaldı. O zaman o binalar güçlendirme seçeneği yapılacak. Kesinlikle güçlendirme seçeneği devreye girecek ve yapılacak. Onun dışında muhtarımız çok haklı bir şey söyledi. Yani tamam yani 5.3 şiddetinde bir deprem oldu. Bununla alakalı orta hasarlılar da ağır hasara döndü ama bunlar kuraya dahil edilecek mi? Şimdi bir defa bunların yeniden hak sahipliği süreci başladı. Yani ne oldu? İşte bunlar önce mekanizmayı hatırlayalım. Evler kontrol ediliyor, tespitler yapılıyor. Bununla alakalı hasarlar belirleniyor.
işte sizin eviniz orta hasar, sizin hafif hasar, sizin, biz bu, şu anda konuştuğumuz şeyler gayri resmi bilgiler. Evet. Yani vatandaşa bildirdiğimiz ve hak sahipliğin ilanından sonra gerçekleşen bilgiler değil. Bizde olan bilgiler. Yani vatandaş işte bu hak sahipliği sürecini tam anlamıyla tamamladıktan sonra artık hak sahibi olacak. O saatten sonra kuraya dahil edilebilecek. Evet. İşte bunun içinde bir süre var. O yüzden şu anda çekilen kuralara bunlar dahil edilemeyecek. Hatta şu anda bir çalışmamız var. Yani bu iş dinamik olduğu için sürekli böyle üzerine koymaya çalışıyoruz. Şu anda bir çalışmamız var. Şimdiden herkesin kurasını çekelim istiyoruz. Şu anda 19.500 tane konut yaptıysak, bunun 2.500-3.000'ini teslim ettiysek, işte bir 15 gün içerisinde atıyorum bu 8.000'e ulaşacaksa, yani 8.000 tanesini teslim ettiysek, 19.500 binadan işte 11.500 bina kaldıysa, burada da yine 10.000 hak sahibimiz kaldıysa 10.000'in kurasını da hemen çekelim istiyoruz. Şu anda onunla alakalı. Bu sadece bugün fikir bazında söylüyorum. Evet. Yani yapabilirsek bunu yapmayı arzu ediyoruz. Yani şimdiden evini 3 ay sonra teslim alacak olan vatandaş da evinin hangi mahallede, yani hangi rezerv alanında, kaçıncı kat, 2+1 mi, 3+1 mi olduğunu bilsin istiyoruz. En azından kafası kulağı. Kafası kulağı. Bizim de. Biz de diyelim ki ya her hak sahibine konutunun kurasını çektik. Orada herkes hakkına ve kaderine razı olsun. Şu anda onun çalışmasını başlatıyoruz. Zaten bunu yaparsak muhtarımız sorduğu sorunun da cevabını almış oluyoruz. Onların bu süreye yetişmesi mümkün değil. Ha, onunla alakalı. Peki yeni hak sahibi olanlar ne olacak? Onlara da konut yapacağız. Peki onların hak sahibi olmasını bekleyecek miyiz? Geçmişte beklemedik ki, şimdi de bekleyelim. Beklemeyeceğiz. Bakın 1800 tane konutun yeni ihalesi çıktı. Yine yakında 600-700 tane daha konut ihalesine çıkacağız. Onun dışında zaten bizim elimizde şu anda 2500-3000 tane artan konut oluyor. Yani buna baktığımızda da yeni oluşacak hak sahipliklerinin karşılığı kadar bizim elimize konut olacak. Peki sen şimdi 24 Ocak depreminden sonra yapılan o çalışmaların ardından hak sahipliği sürecinde evleri orta hasarlı olup da güçlendirme hak sahipliğini elde eden vatandaşlar diyorlar ki bizim evimiz şu anda ağır hasara döndü ama biz o süreci niye yeni baştan yaşayalım? Bizim yani kanuni bir süreç. Evet, yani bizim güçlendirme hak sahipliğimiz konut hak sahipliğine niye dönmüyor diyorlar. İşte bunun bir süreci var. Yasal süreler, belki itiraz edecek adam. Yani siz orta hasar dediniz. Evet. Orta hasar dediniz ki senin evin ağır hasara dönüşmüş. Vatandaş da geldi, dilekçe verdi. Dedi ki ya kardeşim siz yanlış baktınız. Teknik elemanlar bir daha gitti baktı. Evet dedi, ya biz burada hata yapmışız. Neticede hata yapma ihtimali de var. Ondan sonra bir daha hak sahipliğiyle alakalı bir itiraz süreci daha. Yani şimdi bu yasal sürelerin olması lazım. Yoksa evet, biz zaten biz o vatandaşımızı bekletmiyoruz ki. Biz o vatandaşımızın hak sahibi olmasını beklemiyoruz. Binalarını şu anda başladık, hadi yapıyoruz. Evet. Yani onun bir kaybı yok ama diğerinin de hakkını gasp etmeme adına, bir hukuksuzluk yapmama adına, itirazla alakalı bir süre tanıma adına biz bunu yapmak zorundayız. Evet. Az önce ifade ettiniz Sayın Vekilim. Tabii Elazığ'da yapı stoğuna bakıldığı zaman, yeni yapılan deprem evlerine bakıldığı zaman önemli, yani elbette net bir rakam yok ama önemli bir bölümünün 2+1, daha az bir bölümünün ise 3+1 olduğu yönünde veriler var. Ama en azından bundan sonra yapılacak olan konutlar için 3+1 seçeneği mi olacak sadece, yoksa yine yani 2+1 yapılacak mı Sayın Vekilim? Dün bir vatandaşımız işte köy konutlarında Sayın Cumhurbaşkanımız sorunca nereden baktığınız olarak o kadar güzel cevapladı ki. Evet. Senin evin kaç oda dedi? Dedi 3 oda yani. Yani neticede 2+1. Evet. Yani onunla alakalı. Şimdi bu olay çok kaşınıyor tabii. Yani efendim işte özellikle bir siyasi çok kullanılıyor. Yani kümes gibi evler, şunlar bunlar. Ya siz yapaydınız, kümes gibi yapaydınız. Yani biz sizin döneminizi de gördük. O dönemde senin başbakanının uykudan uyandırılmadığını da biliyoruz. Yani sizin zihniyetinizden gelen bir başbakanın deprem haberini alınca ya uyuyor, sabah uyandırıp söyleriz denildiğini de biliyoruz. Hemen 24 saat içerisinde gelen bizim kendi liderimizi de biliyoruz. Yani neticede
2+1 dediğiniz evle 3+1 dediğiniz arasında 9 ila 10 metrekarelik bir ölçü büyüklüğü var. Bu kadar, yani hepsi bu kadar. Ama şimdi, ayrı bir oda olduğu için Sayın Vekilim, yani ya, en azından çocukların kalması önemli için. Önemli değil tabii. O ya, o biraz daha önemseniyor ama çünkü. Muhakkak tabii. Evet. Yani muhakkak önemseniyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya devlet barınma hakkını sağlamakla mükellef. Yani evet. Bir an önce neticede biz o 2+1 verdiğimiz, 3+1 verdiğimiz adama bunu ekstra veriyoruz. Bu adamın kendi evinin yıkıldığı yer, yani rezerv alanının dışında söylüyorum. Ya yine kendisinin. Evet. Onu yine müteahhite verecek. Yine oradan isterse 3+1 ise yine 3+1'ini çıkartacak. Hı hı. Yani alanı yine kendisinin. Diyelim Akpınar Mahallesi'nde bir yıkılan bina veya ağır hasardan dolayı bizim yıktığımız bir bina. Bu arkadaşa yemişlikten bir 2+1 verdik. Evet. Bu arkadaşın Akpınar'daki hakkı yine saklı. Evet, ona kimse dokunmuyor. Kimse dokunamıyor. Orada da 3+1 çıksın. Yani müteahhite verip orayı... Eyvallah, yani neticede şu beklentiye girmek, yani keşke olsa, yani biz şunu isterdik, her yıkılan evi kendi ölçeğinde, kendi büyüklüğünde, kendi şeyinde yapabilmek, yönüne kadar, cephesine kadar ayarlayabilmeyi elbette ki arzu ederdik. Peki 19.500 binada bu mümkün mü? Değil. Sizin bir standart belirleyip onu yapıp vatandaşın açıkta ve açıkta kalmaması için onu bir an önce teslim etmeniz lazım. Evet. O dediğiniz evler 10 senede de yapamazsınız. Biz ne yaptık? 6 ay içerisinde kardeşim sen açıkta kalma. Ondan sonraki tabii aynı konfor anlayışını ona onda beklenti oluşturmak fevkalade yanlış. Ki kaldı ki şu anda yapılan evler inanılmaz konforlu. Bakın evet, sizle gezdik. Defaten gittik. Evet. Bütün basın mensuplarımızla gezdik. Kullanılan malzeme birinci sınıf. Yani geçmişte çok önceleri, yani TOKİ ile alakalı ufak böyle zihinlerde kalan bir şey vardı. Ama şimdi öyle değil. Bakıyorsunuz TOKİ İnanılmaz yüksek standartta evler yapıyor. İnanılmaz ısı yalıtımı yapıyor. Yani inanılmaz düzeyde, ciddi söylüyorum. Evet. Bakın ben kendi evini kendisi yapmış birisi olarak söylüyorum. Ben kendi evimin yalıtım sistemini bugünkü kadar güzel yapamadım. Yani inanılmaz şekilde teknik detaya dikkat ediyor. Estetik kaygıya bakıyorsunuz. Yani gerçekten şimdi dayanıklı. Yani şimdi ben bakıyorum Mustafa Paşa Mahallesi'ne gidiyorum, Abdullah Paşa Mahallesi'ne gidiyorum. Şu anda yapılan evlerin dış cephesine bakıyorum. Bir de geçmişte yapılanların bakıyorum. Yani şu anda inanılmaz bir estetik kaygı güdülmüş. İnanılmaz güzel şekilde yapılmış. Çok güzel, çok kaliteli evler. O yüzden vatandaşımız bu tür şeylere çok kulak asmasın. Elbette siyaset yapıyoruz. Birileri olmayan bir şeyi de alıp olmuş gibi anlatabilir. Vatandaşımızın bu konuda moralini bozmaya çalışabilir. Ama şunu biliyoruz. Ya bizim 11 ayda bitirdiğimiz yere bir başka parti 11 ay sonra ancak gelebildi. Evet. Biz 11 ayda bitirdiğimiz yere, yani 2 saat sonra bizim geldiğimiz yere onlar 8.328 saat sonra ancak gelebildi. Evet. Bu, yani bunlar kolay şeyler değil. Ama yine de Sayın Vekilim gönlünü arzu eder ki bundan sonra yapılacak olan evlerinde 3+1 şeklinde yapılması. Çünkü Elazığ halkı, yani inanın ki fiyatlara çok fazla takılmadı. Yani fiyatlara çok fazla bir eleştiri olmadı. Fiyatlar gayet makul ama metrekareye biraz takıldı Sayın Vekilim. İnşallah onunla alakalı da alışkanlıklar emin olun değişiyor. Bakın ben size söyleyeyim. Yani artık çok kalabalık ailelerimiz yok. Evet. Yani keşke olsa, ben onu istiyorum. Yani özellikle istiyorum. Orada çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Evet. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Tabii siz de yorduk çünkü çok yoğun bir programın ardından programımıza geldiniz. Dün bayağı bir uzun bir Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında ziyaretleri bu kadar uzun olmaz. Tabii evet. İki resmi programının haricinde bir de hastane ziyaretinde evet, bulunmuştu. Şöyle Allah dostlarını sever, evet. Önemser. Gittiği bütün illerde naçizane bazen ben kendisine eşlik ederim. Bazı bölgem olan illerde muhakkak böyle toplumun temel yapı taşı olan insanlar hasta olsa, hasta yatağında veya evlerinde ziyarete muhakkak önem arz eder. Sayın Cumhurbaşkanımızın güzelliklerinden bir tanesi de bu. Evet. Öyle bir ziyareti de oldu Elazığ'da. Evet. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Evet değerli seyirciler, Gündem Özel programının bu akşamlıkta sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.